Multiple sklerozda atak tedavisi ve koruyucu tedavinin yanı sıra, kişinin fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve yaşam kalitesinin artırılabilmesi açısından belirtilerin tedavisi büyük önem taşır. MS'de 6 haftadan uzun süren ve günün yarısından fazlasında görülen yorgunluk anlamlı olarak kabul edilir. Yorgunluk, hastalığa bağlı olabilir ya da depresyon, gece sık idrara gitme ve kasılmalara bağlı uyku düzensizliği gibi ikinci nedenlerle ilişkili olabilir. Bazı kişilerde yorgunluk her zaman vardır. Dinlenme ve uykuyla azalmaz. Bazı kişilerde ise belli mevsimde ya da zaman diliminde ortaya çıkar ve kendiliğinden iyileşebilir. MS'de yorgunluk normal yorgunluğa göre daha şiddetlidir. Gün ortasında belirginleşir, akşamüstü daha ağırlaşır, şiddeti harcanan fiziksel veya ruhsal enerjiyle paralel değildir. Stresle artabilir, dinlenmeyle azalabilir ve ısı artışıyla kötüleşebilir. MS kas kontrolünü, gücünü ve koordinasyonunu etkileyebilir ve dolayısıyla rutin aktiviteleri gerçekleştirmek için normalden çok daha fazla enerji gerekebilir. Yorgunlukla başa çıkmada, günlük işlerin planlanması ve programın arasına küçük dinlenme araları verilmesi enerjinin korunmasına yardımcı olur. Aşırı güç sarf etmekten kaçının. Eğer yorgunluk şikayetiniz varsa, o zaman ailenizden yardım isteyebilirsiniz. Düzenli uyuyun, sağlıklı beslenin. Fazla kiloluysanız kilo verin. Sıcak banyo yerine ılık duş yapın. Sigara kullanmayın. Ayrıca fizik tedavi ve ilaç tedavisi de yardımcı olacaktır. Bu konuda doktorunuza danışın. Bu arada şiddetli yorgunluk, ataklara ya da MS'in kötüleşmesine neden olmadığından, kişi günlük normal hayatına devam edebilir. Depresyon, MS'li kişiler tarafından en sık yaşanan duygusal problemdir. MS'den kaynaklanabileceği gibi, bazı ilaçların yan etkisi olarak da ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon, genellikle MS'de de artan yaşamdaki diğer sıkıntılarla, onlarla baş etme yöntemleriyle ve dayanakların azlığıyla ilgili olabilir. Depresyon, herkesin ara sıra yaşadığı biraz kötü hissetmekten çok daha fazlasını ifade eden bir durumdur. İştah değişiklikleri, ilgi kaybı, uyku bozuklukları, kendini suçlu ve değersiz hissetme, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma görülebilir. Önemli olan depresyonu ciddiye almak ve uygun tedaviye başlamaktır. Öncelikle kendinize karşı dürüst olun ve depresyonda olduğunuzu kabul edin. Bu durumu kendinize yakın bulduğunuz birine anlatın ya da MS konusunda çalışan biriyle konuşun. Uygulanan tedavilerin buna neden olup olmadığını doktorunuza sorun. Eğer doktorunuz antidepresan tavsiye ediyorsa, İlacın ne olduğunu, işe yaraması için ne süreyle alınması gerektiğini, yan etkilerinin neler olabileceğini iyice sorun ve anladığınızdan emin olun. Kasların aşırı gerilmesi ya da kasılması olarak adlandırılan spastisite, MS'in rahatsız edici belirtilerinden biridir. Spastisite her dönemde ortaya çıkabilir. Özellikle bacakları etkileyen kas sertliği, enerji tüketimini arttırır, hareket etme yeteneğini azaltır. Bu durum sadece hafif bir gerginlik hissi şeklinde de olabilir. Ağrılı ve şiddetli derecelere de çıkabilir. Kas sertliği sadece bulunduğu bölgeyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda diğer eklemleri, özellikle de bel mekaniğini bozarak ağrılara neden olabilir. Kas sertliği, şiddetli stres, yorgunluk, enfeksiyon varlığı ve soğukla artış gösterebilir. Kas sertlikleri erken dönemden itibaren tedavi edilmelidir. İlaç tedavisi ya da fizik tedavi büyük ölçüde yardımcı olur. Kas sertliklerinin fizyoterapisinde çok farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kas sertliği olan kasa soğuk uygulama, germe, elektrik stimülasyonu ve denge egzersizleri yapılabilir. Sertlik olan kaslar uygun tekniklerle gevşetilmeli, karşı grup kasları da güçlendirilerek ileride gelişebilecek eklem tutulma ve sertliklerinin önüne geçilmelidir. MS'li kişilerde mesane kontrolünde bozukluk görülebilir. İdrar kaçırma sorununu halletmek için öncelikle sorunun nedeni ve tipi belirlenmelidir. İdrar torbasında kalıcı idrar olup olmadığının belirlenmesi için ultrason, idrar yapma işlevlerinin değerlendirilebilmesi için ürodinami testlerinin yapılması gerekebilir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa tedavi edilmelidir. Yeterli ve uygun sıvı alımı günde 1,5-2 litre olmalıdır. İdrar kaçırma var diye sıvı alımı azaltılmamalıdır.
İdrar torbası eğitimi ve fizik tedavi, bazı hastalarda önemli faydalar sağlamaktadır. Bazı durumlarda tedavide ilaç tedavisinin yanı sıra davranış tedavileri ve yeni bazı uygulamalar da yer almaktadır. MS'li kişilerde kabızlık görülebilmektedir. Kabızlık, yeterli sıvı ve lifli gıda tüketimi, çay, kahve, patates, pirinç, peynir, muz ve şeftali gibi besinleri fazla tüketmemek, çok hareket etmenin yanı sıra fizik tedavi ve gerekli durumlarda ilaç kullanımıyla önlenebilir. Paroksismal belirtiler, MS seyri boyunca ortaya çıkan, tekrarlayıcı, aniden ortaya çıkıp hızla kaybolan hareket bozuklukları, duyusal bozukluklar ve görme bozukluklarıdır. MS seyri sırasında görülen ağrının tedavisi, ağrının türüne, ağrının nereden kaynaklandığına ve hastanın özel sorunlarına bağlıdır. Genel olarak hemen her zaman tedavi edilebilir. Tedavide ilaç tedavisi, fizik tedavi ve masaj önemli yer alır. MS tam olarak tedavi edilemese de, koruyucu tedavi ve belirtilerin azaltılması ya da giderilmesi için alınacak önlemlerle büyük ölçüde normal bir yaşam sürmek mümkündür.